5 dakikada erten herkese merhaba. Geride bıraktığımız hafta yargının gündemindeki en önemli başlık maalesef etek boyuydu. İstanbul'da bir iş mahkemesi hakimi duruşmaya giren kadın avukatın etek boyunu beğenmedi. Türk estetik anlayışına aykırı olduğu gibi yenilikçi bir kavram bularak etek boyunun çok kısa olduğunu tutanağa geçirdi. Önce duruşmadaki avukatlara sordu. Avukatlar meslektaşlarını savundular. Daha sonra yetinmedi, yazı işleri müdürünü çağırdı. Yazı işleri müdüründen fotoğrafını çekerek kadın avukatın baroya göndermesini istedi. Kadın avukatın itirazı üzerine bu da yapılamadı. Ancak nasıl bir pervasızlıksa hakim tutanağa bütün bunları yazabildi, hepsini geçirebildi. Gelen tepkiler üzerine iyi ki sosyal medya var. Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu harekete geçti, hakimi açığa aldı. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ama özellikle herhalde dikkatli biçimde takip etmek gerekiyor. Çünkü kamuoyu tepkisiyle açığa alındıktan sonra bu hakimler daha sonra görev yapmaya devam ediyorlar. Başkaca davalarda, istismar davalarında, kadına yönelik şiddet davalarında bu kararların nasıl çıktığını anlamak açısından da bir iş mahkemesi hakiminin bile anlayışına bakmak yeterli. Geride bıraktığımız hafta üzücü başlıklardan birisi Kadri Gürsel'in yeniden cezaevine konulmasıydı. O sırada verilen elleri kelepçelenerek götürülmesine ilişkin fotoğraftı. Ailesi sosyal medyadan fotoğrafın çok yayılmamasını rica etti haklı olarak. Çünkü çocukları var ve çocukları da sosyal medyadan babalarıyla ilgili gelişmeleri takip ediyordu. Kadri Gürsel neden kelepçelenerek cezaevine götürüldü? Birkaç saat sonra gelen tepkiler üzerine tahliye edildi. Anlamak mümkündü. Zira çok kısa bir süre önce Kadri Gürsel ile ilgili bir hak ihlali kararı zaten verilmişti. Buna rağmen tek bir saat bile cezaevinde olmaması gerekiyordu. Zaten yatacağı sürenin tamamını da aslında geçirmişti içeride. Yani alacaklı haldeydi Gürsel. Fakat buna rağmen kelepçelendi, cezaevine götürüldü. Akşam saatlerinde daha önce yapılması gerekenler yapıldı ve tahliye edildi. Bir başka başlık Hizbullah'la ilgiliydi. Anımsayacaksınız, Hizbullah üyelerinin Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına dayanarak topluca tahliye edildiği ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanlığı'na bu tahliyelerin nasıl olduğu soruldu. Diğer örgüt mahkumları, diğer örgüt suçlarından hükümlüler aynı kararla tahliye edilemezken Hizbullah üyelerinin nasıl tahliye edilebildiği Adalet Bakanlığı'ndan daha iyi kimse tarafından bilinemezdi. Ancak bakanlık ne tahliye edilen Hizbullahçıların tam sayısını verdi ne de bu konuyla ilgili açıklama yaptı. İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın soru önergesine karşılık CİMER'de yaptığı başvuruya karşılık bakanlıktan bu bir kurum içi düzenlemedir yanıtı verildi. Neden bir kurum içi düzenleme, kamuoyu neden ilgilendirmiyor bunu da anlamak mümkün değil. Yargıyı ilgilendiren, aslında hepimizi ilgilendiren en önemli başlıksa Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yargı reformu strateji belgesiydi. Belge pek çok açıdan önemli. Yani nafaka tartışmasından tutun, işkenceye, ifade özgürlüğü davalarından tutun, mahkemelerin işleyişine kadar bir sürü başlık, 60'ın üzerinde başlık belgede düzenleniyor. Ancak başlık olarak düzenleniyor. Kamuoyunun beklentisi bu başlıklara paralel olarak hazırlanacak tasarıların, taslakların meclise sevk edilmesiydi. Burada çok somut olarak hangi düzenlemelerin yer alacağını görebilecektik, bu düzenlemelerden hangi davaların etkilenebileceğini takip edebilecektik. Ancak öyle olmadı. Anlaşılıyor ki bu taslaklar bayram tatili sonrasında meclise sevk edilecek. Ama belgedeki vaatler bu taslaklara ne kadar yansıyacak bunu da ancak taslakların içeriğini görerek anlayabileceğiz. Örneğin terörle mücadele kanunu çok tartışılan propaganda başlıklı maddesi taslaklarda yer alacak mı? Bununla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Çünkü değişiklik yapılması demek Cumhuriyet davası, Barış Çin Akademisyenler davası başta olmak üzere çok sayıda davanın etkilenmesi demek. Yapılmaması ise bu davalara dokunmadan, aslında çok da suya sabuna dokunmadan biraz ağabeyimin gözünü boyamak için yeniden adımlar atılması anlamına geliyor. Tıpkı işkenceyle ilgili bir dizi adım atılmasına rağmen artık işkence iddialarına hemen her gün rastlamamız gibi. Bu nedenle bayram sonrasını beklemek durumundayız. Belgenin bir önemli vaadi adil yargılamayı sağlamak, ahim kararlarının uygulanmasını sağlamak. Ancak bütün bu vaatlerin önceki strateji belgelerinde de benzerlerinin yer aldığını unutmamakta fayda var. En önemlisi taslakları dikkatlice takip edip buraya bir kamuoyu dikkatini çekebilmek, sağlayabilmek. Umuyorum ki adil yargılamaya dönük düzenlemelerin yer aldığı
taslaklar meclis gündemine gelir ve mevcut davaların da yeniden görülebilmesi sağlanabilir. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.